Selamünaleyküm arkadaşlar, Evlens'e hoş geldiniz. Arabadan size bir kayıt açayım dedim. Birazcık yan görev yapalım dedim. Şundan başlayalım. Ne görev olduğuna hiç dikkat etmedim valla. Yarabbim. Benim oğlanın anaokuluna hazırlığı başladı. Onun için arabadayım, onu bekliyorum. Şu an ikinci haftası, 4 saate çıktık. Ondan sonrası bir dahaki hafta 6 saate çıkacağız inşallah. Bir dahaki haftayı da hallettik mi? Arabada bekleme sıkıntım olmayacak. Şimdi arabada bekleme nedenim şu. Arkadaşlar. Ne oluyoruz? Ha, takıldı değil mi? Olur ya, benim oğlan strese girer. Sıkıntı çıkar. Ağlamaya veya başka bir şey olur. O zaman hemen oranı alabilmem için burada bekliyorum. Şimdi bizi burada. Elim kameraya denk gelebilir. Şimdiden söylüyorum, kusuruma bakmayın. Arabanın kapısı açık, hava gelsin diye. Bunaltıcı bir havamız var bugün. Hava bulutlu ama sıcakta. Çok önemli, bunaltıcı bir havamız var bugün. Şöyle şuradan bir gidelim. 7 tane toplamamız lazım. Hemen ileride. Bir tane daha var. Onu da alalım. Niyetim sizle beraber bu bölüm bir seviye almak. Tabii ki Allah nasip ederse. Abi bana mı çok sesli geliyor bu ya? Bayağı da kıstım ama acayip sesli geliyor. Hep beraber bir seviye alalım ki yavaş yavaş da bu görevlere devam edelim değil mi? Gördüğünüz gibi ben bir 6 milyon en son videodan sonra 6 milyon seviye puanına kadar geldim. İşte burada beklerken oynuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 4 saat başka yapılacak bir iş yok. O yüzden oynuyorum. Bu sefer dedim bir kayıt alayım. Ha, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Çok tuhaf bir şey. Şu an benim hemen arka tarafım mezarlık. Mezarlığın park yerinde duruyorum.
Çünkü anaokulun park yerinde, yani yakınındaki park yerine durursam saatine 2 euro 30 mu 2 euro 20 para ödemem lazım. Tabii ki bu da birazcık büyük masraflı oluyor. Yani 2 eurodan gitsek her gün 8 euro para yapar. 8 kere 5 ne yapıyor? 40 mı yapıyor? Haftalık 40 euro az para değil. O paraya gider çocuğuma çikolata alırım. Gel. Şimdi ben buradayım. Önce şu sol taraftakini alacağım. Sol taraftaki sağdakini ulan. Gelecek misin sen de? Önce soldakini alırım. Yukarıdan kese 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 aşağıya gelirim. Zaten 3 almışım. 4, 5, 6. Yedincisi de şurada bir yerdeydi. Arkadaşlar. Ama şuradan gitmeye gitmemek için bir neden yok. Ya maksat seviye kazanmak biliyor musunuz? Tamam 5000 5000 veriyor ama ya 5000 de iki tane kessen 10.000 yapıyor. Ha, bunlar çok bir şey vermiyor. Dördüncü haritada iskelet bu seviye puanını veriyor mesela. Ama şunu da söylemek lazım. Bu haritada daha rahat canavar kesebiliyorsun. Diriliş pozisyonu. Arkadaşlar 9 defa öldüm. Şeyden belli oluyor. Diriliş pozisyonundan belli oluyor. Yine lider oldum. Birisiyle liderlik savaşı veriyoruz. Hiç güzel bir şey değil. Ana. 11 can mı kalır be? Şimdi arkadaşlar bir de Suat abim. Suat abi şu videoyu çekeyim. Sana birkaç sorum olacak. Suat abi Discord'a davet etmek istiyorum. Bilmiyorum kabul eder mi? Çünkü şöyle söyleyeyim. Tabii ki Fatih'in çok büyük bilgisi var. Evet. Ama nasıl söyleyeyim? Kuvvetli. Yani bilgisi çok kuvvetli olan, yıllardır bu oyunu oynayan birisi lazım. Bizim şeyimize. Ya hem klana lazım, hem de DC'ye lazım. Her soruya, her şeye ben koşturamıyorum. Tabii ki Fatih de Allah razı olsun çok yardımcı oluyor. Ama bir Suat abi bir işte lazım yani. Ki Suat abi bu oyunun şeyi ya şu otomatik kararma var ya çok kötü. Ben açıyorum o kararıyor. Ha bir yerden güzel bir şey. Şarjım bitmiyor.
Ama öteki yandan da çok kötü ya. O ben bu Almanları anlamıyorum ya. Şimdi Suat abimin bana kızacak ama şunu alayım geri. Abi şu an sabahın saat 9'u. 9'u 10 falan geçiyordur. Ya işin gücün yoksa yat, köpek gezdirmeye çıkıyor adamlar ya. Ya illa ki o hayvanın da bir şeyi var, gezdirmesi var. Ama ben yatıp uyumak için can atıyorum. Şöyle bir şey de var ama adamların ne çocuğu var ne bir şeysi var. Lan oğlum niye takılıyorsun? Yürü de. Sizden nefret ettiğimi söyleyebilir miyim? Lan oğlum. Neyse şu büyücüye vurayım en azından. Boşa gitmesin. Suat abiyle Emrah. Aha dev batı geldi. 44 tane olmuş. 6 tane daha olduğum seviyesini arttırabiliyorum. X'te diyor abi diyor senin telefon diyor çok eski diyor. Sen kendine yeni telefon al diyor. Alması demek güzel. Geçen Emrah'ın birazcık bilgisi yani birazcık değil mi? Emrah'ın bayağı bir bilgisi var. Aklımda olan iki tane telefon vardı. Ne oluyor sana ya? Aklımda olan iki tane telefon, bir tane telefon vardı. İki tane yine de çıkartıyorum. Onları gösterdim ben Emrah'a. Onu gör. Ben kafa komple gitti. Emrah'a gösterdim dedim. Emrah böyle böyle bu telefonu almayı düşünüyorum dedim. Bir sene sonra. Telefonu beğendi. Güzel telefon dedi. Ama abi dedi sen bunu bir sene sonra almak istersen bir dahaki sene bunun bir yeni modeli çıkar dedi. Ondan sonra şimdi şöyle düşüneceksin dedi bana. Yani bir telefonu aldın mı yani oyun için kullanacaksan veya şey için kullanacaksan dedi. Ha, alo alo için diyor elindeki de yeter diyor. Ama diyor şey için kullanmak istiyorsan diyor YouTube için diyor telefon şey için oyun için kullanmak istiyorsan dedi. 3 sene en fazla 4 sene sonra telefonu değiştirmen lazım. Çünkü telefonlara şey oyunlara hep güncelleme geliyor. Ve bu güncellemeler de zaman sonra senin telefonun desteklediği sürümü desteklemiyor diyor. Yani sürümü de öyle mi? Yani yanlış söyleyebilirim, kusura bakmayın. Telefonun diyor kaldıramıyor diyor. Ha öyle söyleyeyim. Daha mantıklı olur. Telefonu kaldıramıyor diyor. Ondan sonra bile takılmalar oluyor. Ha diyor telefonun dolu olduğundan da bu olabilir diyor. Şimdi geçen telefonu temizledim. 1800 tane fotoğraf, 600 küsür de video vardı.
Yani şöyle düşün, bundan 5 ay önce, 6 ay önce çektiğim video bile telefonda duruyordu. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bayağı bir video sildim. Bayağı bir telefonda fotoğraf sildim. Bir fotoğraftan 5 tane 6 tane çekmişim mesela. Önce sen, sonra sen, sonra sen. Sonra şuradaki. Oğlum sizi buraya sürüyle mi koydular ya? Bir dur abim be. Dur be abi be. Ha bu aralar YouTube'da shortlarda bir tane adam geliyor. Tamirci Türkiye'de. Bir ölmediniz gitti diyor adam. Acı hoşuma gidiyor. Ya bitmediniz diyor, bir ölmediniz diyor. Adamın şortları acıyı hoşuma gitti. Gelin, hepiniz gelin. Şimdi ben bunu yaptım mı seri katil mi oluyorum? Değil mi? Hepsini birden. Anam kuş yuva yapmış, hemen de altına park etmişim. Gel. Takıl peşime. Sivrisinekler ya. Yani bir efsaneviye hayır demezdim be. Arkadaşlar çok erken kalkıyorum, çok.
Bitmediniz gitti ya. Gel sen de. Siz de gelin. Şuradakiler de gelsin de. Geliyor musunuz? Aferin size. 61 cana kalmış adam ya. Ana canım da bitiyormuş neredeyse. Gel. Evet. Şunu isteyelim. Bakalım ne verecek. 220 bin. Güzel. 21 dakikada bitirmişiz be. Oh. Elf kapşonu 4'te 4 oldu. Eşya satalım. Tabii ki bu ebesinin nikahından gelip bana vurduğu için gidemiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bir dahaki bölümde görüşelim. Direkt iki görev yapmış oluruz. Haydi Allah'a emanet olun.